tersten doğar. Zaten burada yaşadık onu. 128, 129 mu kaplanı? 128 ve 129 mu? Evet evet, o ikisi doğru, son iki. Arapça. Tevbe suresi son iki ayet. Türkçe meali var. Buldunuz mu? Bir saniye kaptan. Ben açıyorum. Şimdi bu Tevbe suresinin son iki, son iki ayetini neden inkar ediyorlar biliyor musun? 114'e uymuyor diye, değil mi? Evet. Ama uyuyor. Yani bir şekilde uyuyacak o. Onu... Okuyayım mı kaptan? Oku oku. Tabii onun için. Hamdolsun ki size Rasul geldi. Bak Resul değil, Rasul. Arkadaşlar dikkat edin. İçinizden. Bak Rasul. Ra. Evet. Azizdir. Evet. Sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Evet. Size haristir. İnananlara evet. Rauf ve rahimdir. Haris dediği sizi korumak açısından ihtiraslıdır. Gerekirse canımı veririm. Gerekirse doğduğum yaşta gideceğim yere gitmem. Yaşlanır, geber ölürüm burada. Kanat kırarım falan filan. Rauf nedir abi? Orada bak şey, haris diyor. Muhteriz. Ben korurum sizi falan. Bu ihtiras, anlıyor musun bu? Bu sizi koruyor, korumak, korurum. Siz, cehennemi yasaklarım size. İbrahim'in yoluna gideriz falan demek bu. Bu hırs yapıyorum. Ben bunu hırs yapıyorum. İtiraz ediyor. Rauf. Rauf nedir? Kat kat. Katman katman. Allah'ın kat 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 kat. Raf raf raf. İsimleri bunlar. Peki orada bir ima var mı? Sizce neden Rauf dedi Allah? Rauf. Katmanlar. Katmanlarda gezen, dolaşan biri olarak. Yücelten. Biri bu, biri bu. Başka? Yücelten olabilir. Şefkatli ve merhametli. O yok yok, şey söyleyeyim. Rauf kelimesi değil. Rauf Allah'ın adı. Rauf Allah'ın yüce yüksekten başka. Rauf, rauf, rauf. Rauf kelimenin kökü rauf. Refref, minder refref falan var yani. Katmanlı. Şey, gidiyorsun bilmem nereye. Rauf aynı zamanda basamak gibi. Hepsi demek. Şimdi orada bir şey anlatıyor. O... Bu bir bana olan bir adres. Başka hiç kimseye gitmez Rauf kelimesi. Kimseye gitmez Rauf kelimesi. Onun tam karşılığı, diğer karşılığı, bu Allah'ın adı Rauf. Ve Allah adını vermiş oluyor sana. Allah adını sana vermiş oluyor. Sebebi, hani alim adını da veriyor Allah. Alim, mucit. Bu adı da veriyor. Bu adı Allah ilk defa birine veriyor. Bu ismi, sebebi, biri insan, insan ne kullanıyor? Bir araç kullanıyor. Tabak en tabakeyn. Biliyor musunuz? Evet. Bunu? Ha? Çift tabaka. Tabakadan tabakaya siz bindirileceksiniz. Evet. İşte bu. Bu tabaka, Rauf tabakalar şu anlama geliyor. Zaman tabakaları, zamanda tabakalar. İleri geri, zürriyet tabakaları. Tabakaya bindireceksiniz. Peki tabak kelimesi, tabak ya kelime. Evet. Nedir? Tabak. Katma. Şu tabağı ters çevir. Daire. Evet. Tabağı ters çevir, ne çıktı? Biz onlara Frank Saucers diyeceğimizi de biliyor Allah. Bir gün. Farkında mısınız? Evet. Demek ki tabaken tabaka. Tabakadan tabakanın anlamı şu. Bir roketi atarken 4-5 tane kademesi vardır. Her birini terk eder. Sonra ana modül, yani şey, gider iner veya geri gelir, neyse. Bu bir tabak. Ama Rauf dediği zaman zamanı da tabaklıyorsun. Peygamber gitti geldi, yatağa soğumamıştı. Hadi açıklayın. Çünkü yola çıkmadan amacına ulaştı. Bir saniye geçmediği için yatak soğumamıştı. Bakın burada Allah Rauf kelimesi kullandı. Öyle biri var ki, meşhundar nerede gider abi? Tabakalarda gider. Evet. Bak orada bir Nibiru gemisinden, Zülkarneyn'den bahsetmiyor. Hani şöyle bir gemiden bahsetmiyor, kalem gibi. Neden bahsediyor? Flying Saucers. UFO'dan bahsediyor. Tabii, tabii, tabii. Zaman makinesinden evet, bahsediyor. Flying başka Ghost. Tabakaları da var tabii bir UFO'nun. Şöyle, bir tanesi ışıktan yavaş giderse kargo gemisi muamelesi görür. Hani şurada şuraya kargo. Taksi. Mekansal değişim. Evet. Yani zamanın ilerlemediği bir şeyde. İkincisi warp vitesine geçer. Warp vitesinde ışık hızını sıfırlar. Her şey çizgende görülür. Star Trek'te hatırlıyor musunuz böyle evet. bir şey?
Evet. Varpa geçtiği zaman şey olarak her şey çizgi haline geliyor. Yıldız artık nokta değil, çizgi halinde. Partikül değil, parçacık oluyor. Evet. Yani neyse öyle gözüküyor. Uzun çizgiler haline geliyor. Üçüncü kademesi, en önemli kademe, işte bu tabak kademesi. Burada mevcut hızına gitmeden yere iniyor, yerde dönmeye başlıyor. Hmm. Ama nasıl bir dönmek? O siz görmüyorsunuz. Şurada dönüyor ya, bunun altı oyuluyor. Altı dünyanın merkezine falan gidiyor. Öyle bir burulma alanı. Buna tepki olsun diye yer onu yukarı atıyor. Bakın yer onu yukarı atıyor. 2 metre kadar, 1.80 metre kadar yukarıda duruyor. Yukarıda duruyor. O kadar hızlı dönüyor ki şu çatalı göremediğiniz gibi. Evet. Onu da göremiyorsun. Evet. Şu çata niye göremedin? Hızdan dolayı. Tamam. Aynı onun bir göz perdesi içinde kalıyor orada. Demek ki UFO böyle bir şey. Üçüncü vites yere iner, gitmez oraya. Anlatabiliyor muyum? Yere gelir, iner. Aynı yerde bu bahçe. Bu bahçe belki 300 senesinde ne olacağını bilmem. 1000 yıl bizde ya. Kimseye vermeyeceğiz 1000 yıl. Neyse bir şer olmuştur bahçeye. Bu bahçede UFO kendinin yani şunu yapıyor. Bir filmden size bir çıkarım yapayım. Bu filmler bize yardımcı oluyor. Evet. Film şu. Superman serilerinden birinde Lana yok Lois Lane ölür. Evet. Bir şey kazasında. Evet. Deprem olur. Deprem. Ha? Depremde evet, ölüyor. Depremde ölüyor. Hiçbir çare bulamıyor. Ne çareyi nerede buluyor? Zamanda geriye gidiyor. Hızlı bir şekilde dönüyor, zamanı geri tersine döndürüyor. Ters dönüyor. Bakın, zamanın döndüğü yönde değil, clockwise değil. Evet. Ters yönün tersinde dönüyor. Terse. Döndüğü zaman gidiyor kadını kurtarıyor. Pratik olarak doğru bu. Ama hiçbir Superman olmayacağına göre, böyle bir yaratık olmayacağına göre doğru değil. Yani aynı zamanda. Şimdi burada vermek istediğim şey mesaj şu. Bu UFO. UFO diyorum ya da uçan tabak neyse. Tabağımız. Evet, vanen işte bunu biz vanen diyoruz. Vanen yani bir ne? Vanen. Bir ne burada dönüyor. Nerede, hangi istikamette dönecek? Dönme yönüne ters dönecek. Dönme yönünden terse döndüğü zaman bak düz dönerse ışık hızı aşamazsın. Tamam mı? Neden biliyor musun? Işık hızı son hızdır. Sen biliyorsun Fulya'cığım. Açelya pardon. Işık hızı son hızdır değil mi? Son yani Einstein şunu ispat etmiştir. Üzerine hiçbir şey daha ekleyemezsin. Mesela 300 bile gidiyorum ya. Bir 10 kilometre ben ekleyeyim falan yapamıyorsun. Neden? Matematik engel oluyor buna. Peki affedersiniz işin puşluğunu anlatayım. Bu bildiğimiz matematikte böyle. Ben tersine gidersem ne olacak? Parantez işaretleri değişecek. Benim tersine döndüğüm mesafe zamanı aşmaya yardım ediyor. Koyamıyorduk ya üzerine. Böylece onların zürriyetlerini meşhunlarda, gemilerde taşımamız da onlara bir şeydir. Şeyde zaman yolculuğu filminden sahne duruyor. Var sahnesi. Evet. Evet, bu ışık hızında her şey çizgi oluyor. Doğru, tamam. Kaptanım peki bu değişiyor. Hani kutuptan kutuba bu suyun lavabodaki dönme şeyi var ya hani. Hı-hı. O onunla da şeyin farkı yani, var.